Merhaba sevgili çocuklar, Ecem ve Ceren'in dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sosyal bilgiler dersi için yazılı soruları çözmeye çalışacağız. Karma yazılı sorularımız var ama yazılı sorularına başlamadan önce Ecem ve Ceren'in sizden bir ricası var. Diyorlar ki kanalımıza abone olsunlar, bize kısa kısa yorumlar yazsınlar, hangi okulda nerede oturduklarını yazsınlar. Ve istedikleri yazılıyı da yorum kısmına yazarlarsa biz onlara yazılı sorularının videosunu yaparız diyorlar. Bir de videomuzu beğensinler diyorlar. Ricaları bu. Çok zor bir iş değil arkadaşlar. Şimdi biz sizinle hemen yazılı sorularını yapmaya başlayalım. Doğru yanlış sorulardan şöyle başlayalım. Birincisi ne diyor bakalım? Telgraf telefondan önce icat edilmiştir. Doğru mudur, yanlış mıdır? Arkadaşlar bu doğru bir bilgidir. Çünkü telgraf 1835 şöyle yazayım hemen. Kısa yazayım. 1835 yılında telefon ise telefon ise 1876 yılında Graham Bell zamanında. Telgraf ise 1835 yılında Samuel Morse. Telgrafın icatçısı Samuel Morse. Telefonunki ise biliyorsunuz Graham Bell'dir. 1876. Yani bu doğru bir bilgidir. Telgraf önce. 2. İhtiyaçlar isteklerden daha önemlidir. İstekler mi önemli, ihtiyaçlar mı? Tabii ki arkadaşlar, ihtiyaçlar önemlidir. Çok isteğimiz olabilir ama ihtiyaçlar önceliklidir. 3. Şu anda kullandığımız takvim hicri takvimdir. Hayır arkadaşlar, şu anda kullandığımız takvim miladi takvimdir. 1926'dan beri biz miladi takvimi kullanıyoruz. 4. Miladi takvimin başlangıcı Hazreti İsa'nın doğumu kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar, yılbaşını kutladığımızda onlara ne denir? Noel, Hazreti İsa'nın doğumu olarak kabul edilmiş ve başlangıcı o gün alınmıştır. Yani doğru. Zamanı en doğru şekilde mekanik saatle ölçeriz. Doğru mu, yanlış mı? Şimdi artık dijital saatler çıkmıştır ama mekanik saatler de vardır arkadaşlar. Doğrudur. Şu anda daha çok dijital saat kullanıyoruz biliyorsunuz. 6. Ürün alırken reklamlardan çok çıkıyor olmasına dikkat. Ha, yani diyor ki hangi ürün reklamlarda daha çok çıkıyorsa onu almaya dikkat etmeliyiz. Bu doğru mu bir davranış mı diyor? Tabii ki yanlış bir davranıştır arkadaşlar. Önemli olan reklamlardan ne çıktığı değil, kaliteli olup olmadığına, uygun olup üretim standartlarına uygun olup olmadığına bakacağız. Reklamlarda çok çıkabilir ama iyi olmayabilir. 7. Güneş takvimi ile ay takvimi arasında zaman farkı yoktur. Hayır arkadaşlar, güneş takvimi ile ay takvimi arasında zaman farkı vardır. Hem de 11 günlük bir zaman farkı vardır. Yani yanlış. 8. Teknolojik gelişmeler insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmıştır. Evet arkadaşlar, doğrudur. Ancak daha sonra bu nedir? Kar amacına dönmüştür. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmıştır ama daha sonra bunlar üreten firmalar kar amacına dönmüş, ihtiyaç kara dönüşmüş durumda. Geçiyoruz 9'a. Teknoloji alanında buluş, icat yapanlara mucit denir. Evet. Yukarıda da söyledik. Telefon ve telgrafın bulan kişilere mucit denir, değil mi? 10. Hayal gücümüzü geliştirmek için televizyon izlemeliyiz. Hayır arkadaşlar, kesinlikle yanlış. Hayal gücümüzü geliştirmek için hayal kurmalıyız ya da kitap okumalıyız ya da zeka geliştirici oyunlar oynayabiliriz arkadaşlar. Hikaye yazabiliriz arkadaşlar. Makale yazabiliriz. Şiir yazabiliriz. Hayal gücümüzü televizyon izleyerek geliştiremeyiz. Geçiyoruz. Burada ne var? Boşluk doldurma. Arkadaşlar, boşluk doldurma sorularını önceden yaptım, yerleştirdim. Fazla zamanınızı almamak için. Şimdi teker teker onları görünür hale getirelim. Yerleştirilecek olan kelimeler bunlardır arkadaşlar. 1. İlk insanlarda aydınlatma neyle başlamış olabilir arkadaşlar? Lamba mı, mum mu, meşale mi, ateşin bulunması mı? Ateş olmasa onların hiçbiri olmaz, değil mi arkadaşlar? Ateşin bulunmasıyla başlamıştır ilk aydınlanma. Çünkü ateş olmasa diğerlerinin hiçbiri işe yaramaz. Zaten elektrik yoktu. Ateş olmazsa diğer aydınlanmalar mümkün değil. Hicri takvim ne yılı esas alınmıştır arkadaşlar? Hicri takvim ay yılı esas alınarak yapılmış olan
bir takvimdir arkadaşlar. Telefonu kim icat etmiştir? Yukarıda aslında ben bunun cevabını size verdim. Burada da varmış bakın. Ne demiştik? Graham Bell telefonu 1876 yılında icat etmiştir. Yemek, barınmak, uyumak birer nedir? Yeme içme mi, ihtiyaç mı nedir arkadaşlar? Keyif mi? Tabii ki ihtiyaçtır. Tüketici haklarını korumak için kurulmuş olan derneğin adı arkadaşlar kısaltılmış olarak verilmiş burada. TÜKODER olarak kısaltılmış. Tüketicileri Koruma Derneği kısaltılmış hali TÜKODER'dir. Satın aldığımız ürünlerin ne belgesi olmalıdır arkadaşlar? Arızalı çıkarsa daha sonra değiştirebilmeniz için nedir bu? Garanti belgesi değil mi? Öğretmenleriniz bunları sizlere sık sık söylüyor zaten. Aileye sabit gelir ve buna bağlı olarak giderileri gösteren ailemizin bir sabit geliri bir de bunlara bağlı olarak giderimiz var değil mi arkadaşlar? Bu sabit gelir ve giderleri dengelememiz için yaptığımız ne denir? Liste var. Bir listemiz var. Hani öğretmenlerini size yapıyor, gösteriyor. Ne listesi denir bunlara? Bütçe denir değil mi arkadaşlar? Aile bütçesini korumak ya da denkleştirmek gibi etkinlikleriniz oluyordur. Güneş takviminin ilk kim kullanmıştır arkadaşlar? Bu da çok önemli. Liseyi bitirene kadar karşınıza çıkacak arkadaşlar. Güneş takvimini ilk kullanana millet, ulus Mısırlılardır. Ampülü kim icat etmişti arkadaşlar? Bu da çok çıkıyor. Fen bilgisi sınavlarınızda da size çok çok karşınıza çıkacak. Thomas Edison değil mi arkadaşlar? Şurada Thomas Edison. Ampulü icat etmiş olan kişidir. 1 Ocak 1926'dan beri ülkemizde yukarıda bunun cevabını verdik. Kullanılmaya başlanan takvim tabii ki miladi takvim idi. 1926'da miladi takvimi kullanmaya başlamıştık arkadaşlar. Hemen bunlar ne? Eşleştirme mi? Evet, eşleştirme diyor ki tabloda bulunan eşleştirmeleri yapalım. Hadi yapalım bakalım. Serhat basketbol oynamayı çok seviyorsa hangi kulübe üye olmalıdır arkadaşlar? Değil mi? Spor kulübüne üye olmalıdır. Ayşe tam bir kitap kurduysa Ayşe sürekli nerede bulunmalıdır? Kütüphanede bulunmalı ve kütüphane koluna üye olmalıdır. Rabia'nın sesi çok güzel, şarkı söylemekten de zevk alıyor. O zaman biz Rabia'yı müzik kulübüne yollayalım mı arkadaşlar? Müzik kulübüne gitsin, orada işi var onun. İsmet Can rol yapma konusunda çok yetenekliymiş. O zaman biz isimli tiyatrocu yapalım arkadaşlar, ne dersiniz? Tiyatrocu yapalım. Tiyatro kulübüne gitsin bakalım. Mehmet Emin ise zeka oyunlarını çok seviyor. Biz o zaman satranç kulübüne yollayalım Mehmet'i. Bol bol satranç oynasın. Eşleştirmeleri bu şekilde yaptık. Siz de yapabildiniz değil mi? Çünkü çok zevkli. Bu soru çok zevkli bir soruydu. Benim de çok hoşuma gitti. Şimdi testlere geçelim. Test değil. Burada da bir şey varmış. Burada da bir eşleştirme varmış. Sivil toplum kuruluşları ile görevlerini karşılaştırın diyorlar. Önce şurada görevi okuyalım. Hangisine denk geliyorsa gidip karşısına yazalım. Yapalım bakalım. Sağlık sigortasında yoksun, muhtaç kimselere ücretsiz kalp muayenesi. Kim yapar bunu arkadaşlar? Türk Kalp Vakfı yapıyor bunu. Eğer sağlık sigortan yoksa kalp muayeneni ücretsiz olarak yapıyor. İki, insanları depremde enkaz altında çıkarır. Evet, ülkemizde de İstanbul Marmara depremi, Erzurum depremi oldu arkadaşlar, Van depremi oldu. Bu depremlerde Kızılay hemen koşuyor arkadaşlar, insanlara yardımcı oluyor değil mi? Çadır götürüyor, yiyecek götürüyor ve enkaz altında kalmış olan insanları çıkarmak için ekipler oluşturuyor. 3. Maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs verir. Evet arkadaşlar, bu da Türk Eğitim Vakfı okuyamayan, parası olmayan fakir öğrencilere destek oluyor ve burs veriyor. 4. Erozyona karşı ülkemizi çölleşmeden kurtaran sivil toplum kuruluşu arkadaşlar, bu da TEMA'dır. TEMA Vakfı. Korumaya muhtaç çocuklara sahip çıkan ise Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu. Hani kimsesiz yurtları var arkadaşlar. Çocuklar yurtlara verirler 18 yaşını bitirene kadar, genç olana kadar okuturlar, barındırırlar. Her türlü ihtiyaçlarını karşılayan Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu.
Her ilde bunlar mutlaka var. Kimsesiz çocuklar oralara verilir. Devlet onları büyütür. Bunu da yaptık arkadaşlar. Geçelim. Şimdi işte test sorularımız geldi arkadaşlar. Test sorularını hemen yapalım. Aşağıda çoktan seçmeli soruların cevaplarını yuvarlak içine alın diyoruz. Biz de kırmızıya boyayalım. Çocukların korunmasında birinci dereceden sorumlu olan kimdir? Devlet, polis, aile, akraba. Acaba devlet mi, aile mi arkadaşlar? Birinci dereceden sorumlu olan sizi önce kim korur? Önce bizim ailelerimiz değil mi? Mesela biz de Ecem ve Ceren'i koruyoruz. Birinci sorumlu olan biziz. Sonra kim gelir? Devlet gelir değil mi arkadaşlar? 2. Aşağıdakilerden hangisi ailenizdeki sorumluluklarınızdandır? Evet arkadaşlar, şurada hemen gördüm, yatağımızı düzeltmek bizim sorumluluğumuzdur. Diğerleri ise sorumluluklarımız değil. Ütü yapmak, para kazanmak, çarşafları değiştirmek bizim değil. Ama yatağımızı düzeltebiliriz. 3. Hemen arkadaşlar. Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz diyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Hangisini yapmaz? Hemen şöyle göz, üretim son kullanma tarihine, garanti belgesine, TS damgasına, en pahalı, hayır en pahalı malı değil, en uygun malı, en kaliteli malı, standartlara uygun üretilen malı alır. Bilinçli tüketici gidip pahalı malı almaz. 4. Hangi kıtalar, ülkemizde hangi kıtaların toprağı vardır? Evet arkadaşlar, ülkemizde Trakya bölümü Avrupa'da kalır. Anadolu bölümü ise arkadaşlar Asya'da kalır. Yani Asya ve Avrupa nerede var? Evet, D seçeneğinde. Ülkemizin Asya'da ve Avrupa'da toprakları vardır. Geçiyoruz 5'e. Grup içinde yer alan bireyler aşağıdaki davranış özelliklerinin hangisinin görülmesi doğru değildir? Eğer bir grubun içerisindeysek hangisini yapmamamız lazım diyor soru. Sevgi, saygı, evet, kendini, duygularını ifade eder. Evet, kendisini herkesten üstün görür. Ya hayır, bu çok kötü. Arkadaşlarımızı çok üzeriz değil mi? Onlar aşağılamış gibi oluruz. Bizi sevmezler onun içinde. İşbirliği yapmayı öğrenirler. Evet. Evet, kendimizi kimseden üstün göremeyiz arkadaşlar. C. Aşağıdakilerden hangisi Türk ailesinin kültürü değildir? Büyüklerimizi ziyaret ederiz. Misafirlere ikramda bulunuruz. Ayakkabımızla, hayır, biz ayakkabımızla evlerimize giriyor muyuz arkadaşlar? Ayakkabımızı kapıda çıkarır, öyle eve gireriz değil mi? Türk kültüründe böyle bir şey yok. Komşularımızla da yardımlaşırız. Doğru cevap C. Geçelim 7'ye. Aşağıda verilen cümlelerin hangisi okul içi sorumluluklarımızdan değildir? Okul içi diyor arkadaşlar. Şunu kırmızı yapalım. Okul içinde yapmamız gereken işlerimizden değildir diyor. Okulun bilim sanat panosuna resim yazı, evet. Derslere hazırlıklı gelmek, arkadaşlarımızın haklarına saygı göstermek, evcil hayvanları beslemek. Arkadaşlar, okuldaki sorumluluklarımız evcil hayvan beslemek değil. Evcil hayvanımızı evimizde besleriz değil mi? Diğer üçü okuldaki sorumluluklarımızdır. Geçelim 8. soruya şöyle. Hangisi doğal afet değildir diyor. Bakalım. Trafik kazası, sel, deprem, çığ. Arkadaşlar, trafik kazası doğal afet değil, insani bir afettir. İnsanlarımız kurallara uymadı, dikkatsizlik yaptığı, hız yaptığı için trafik kazalarına neden olur? Doğru cevap A. Çocuk haklarıyla verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım çocuk haklarıyla ilgili ne verilmiş? 18 yaşına kadar her çocuk, herkes çocuktur, doğru. 20 Kasım çocuk hakları günü, doğru. Her çocuğun isim ve vatandaşlık hakkı vardır. Evet, o zaman D kaldı. Çocuk haklarına sadece dünyadaki belli ülkelerde yaşayan çocuklar sahiptir. Hayır, çocuk haklarına bütün dünyadaki her çocuk sahiptir. Arkadaşlar, doğru cevap D. Geçiyoruz 10'a. Şule'nin bu durumda hangi hakkını devlet tarafında sağlandığı söylenebilir. Bakalım Şule ne yapmış? Şule hastalandığı için okula devam edemiyor. Aa, çok üzüldük. Geçmiş olsun diyelim Şule'ye. Evlerine gelen öğretmen derslerine yardımcı oluyor. He. Şule okula gidemiyor. Öğretmen eve geliyor. Yani eğitim hakkı geride kalmış ama devlet onun eğitim hakkını devam etmesine yardımcı olmuş arkadaşlar. Yani eğitim hakkının devamlılığı var mı burada? Eğitime erişim hakkını kullanmış arkadaşlar. Devlet tarafında sağlanmış bu hak kendisine. Eğitime erişim hakkı sağlanmış. Geçiyoruz 11. soruya. En fazla tükettiğimiz besin ürünü olan ekmeğin üretiminden tüketimine doğru izlediği sıra aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Evet. Arkadaşlar, ilk önce ekmek neyle başlar arkadaşlar? Tarlada buğdayla başlar. Buğday daha sonra nereye gider?
fabrikaya un yapmaya gider. Yani fabrika, fabrikadan ne çıkar? Un. Un nereye gider? Fırına. Fırın ne yapar? Ekmek. Yani ne arayacağız? Buğday, fabrika, un, fırın, ekmek. Evet, bu da C seçeneğinde var. Buğday, fabrika. Fabrikada un yapılır, un fırına gönderilir, fırında ekmek yapar, ekmek de evimize gelir. Geçelim 12. soruya ve sonuncu soru. Arkadaşlar, sonuncu soruya geldik burada. Lütfen videoyu durdurup bize abone olur musunuz? Bir de kısacık da olsa sizi seviyoruz, videonuz çok güzel, çok beğendik ya da şu yazılı istiyoruz diye yorum yazarsanız 12. soruyu hemen yapalım. Afganistan'da kadınlar burka giyerken İskoçya'da erkekler kilt, Hindistan'da insanlar sari ve Japonya'da kadınlar kimono ve erkekler yukata giyerler. Meksika'da panço giyilir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Her ülkede insanların kıyafetinin farklı olduğunu gösteriyor bu paragraf. Bakalım öyle bir seçenek var mıdır? Her ülkede farklı giysi. Ticaret faaliyeti hayır. Giysilerinde farklılıklar evet arkadaşlar işte burada yakaladık. Toplumların giysilerinde farklılıklar vardır arkadaşlar görüldüğünü gösteren bir paragraf. Arkadaşlar sınavımız burada bitti. Sizlere başarılar diliyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın.